Herkese merhabalar arkadaşlar. Dijital Rehberim kanalından ben Süleyman. Bugün sizlere vergi levhası almadan satış yapabileceğiniz platformlardan bahsedeceğim. Yani özellikle Instagram hesabımız üzerinden pek çok bizi izleyen arkadaşımızın bize attığı mesajlar sonucunda gördüm ki pek çok arkadaşımızın vergi levhası olmadan basit bir şekilde şirket yükümlülükleri almadan satış yapmayı istemeleriydi temel sebep olarak. Pek çok platform var vergi levhası almadan satış yapabildiğiniz ama satış olarak hani en çok satışı sağlayabileceğiniz yani 3 tane platform belirledim ben. Bunun haricinde daha bir sürü platform vardı ama benim tavsiyem bu 3 platform üzerinden satış yapmanız. Birincisi shopear.com arkadaşlar. Kanalımızda shopear.com hakkında bir video çekmiştik. Burada ama vergisiz satış kısmından bahsetmemiştim ama Shopear platformundan kısaca bir bahsedeyim diğer içeriği izlemeyen arkadaşlar için. Shopear.com arkadaşlar bir pazar yeri ama diğer pazar yerlerinden onu ayıran bir özelliği var. Burada pazarlama, satış faaliyetlerinin tamamını satıcıya yüklüyor. Yani ürünün nasıl satılacağını, reklamını, her şeyini, trafiğini siz sağlıyorsunuz. Diğer pazar yerlerinden ayıran özelliği de bu. Tabii ki bu faaliyetleri de siz sağladığınız için komisyonları, para yatırma süreleri diğer pazar yerlerine göre oldukça kısa ve bildiğiniz gibi belirli de cezai uygulamaları yok. Bu yüzden vergisiz olarak satış yapıyorsanız, vergi levhanız olmadan satış yapıyorsanız, kargo anlaşmanız da yoksa shopear.com sizin için bulunmaz bir nimet. Şimdi ikincisi de dolap.com arkadaşlar. Dolap.com'da nasıl bir uygulama? Genel olarak kıyafetlerin satıldığı bir uygulama. Sıfır kıyafetlerinizi ve burada satışa çıkarabiliyorsunuz. Aynı zamanda da ikinci el ürünlerinizi de burada satışa çıkarabiliyorsunuz. Burada da herhangi bir vergi levhası almanıza gerek duyulmadan satış yapabiliyorsunuz. Üçüncüsü de gardırop arkadaşlar. Gardıropla dolap arasında pek bir fark yok. İkisi de benzer pazar rakibi uygulamalar. Burada da kıyafetlerinizi satabildiğiniz bir platform. Ha benim tavsiyem vergi levhanız olmadan satış yapmanıza kesinlikle ben karşı değilim. Ama devletimizin bu alanda düzenlediği uygulamalar var. Niye tavsiye etmediğimi de şimdi size kısaca anlatacağım. Daha sonrasında da vergi levhası alarak pek çok vergiden kurtularak nasıl satış yapabileceğinizi anlatacağım. Bu alanda devletimizin yürürlüğe koyduğu 1 Ocak'ta giren bir teşvik var. Bomba gibi bir teşvik gerçekten arkadaşlar. Eğer faydalanabiliyorsanız hiç kaçırmayın derim. Birazdan tüm detaylarıyla size anlatacağım. İkincisi de genç girişimcilik belgesi alarak bir vergi muafiyeti sağlıyorsunuz. Bunu da size kısaca anlatacağım. Şimdi bunları anlatmadan önce vergisiz satış yapmanın size nasıl bir zararı olabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar pazar yerlerinin her yıl düzenli olarak denetlemeli olur. Müfettişler gelir devletten. Yani devletimizin maliyedeki müfettişleri gelir. Buradaki faturaları, evrakları tek tek ciroyu inceler. Ciro karşılığında devlete kesilen faturayı inceler. Platformdaki satıcıların şeylerini inceler. Ama bu bir bakarsınız 5 yılda bir de olabilir. Her yılda olabilir. Ya da o 5. yıldaki denetleme sizin işe başladığınız 6. aya denk gelebilir. Bunu bilemezsiniz. Ama elinde sonunda 5 yıla kadar bu şey sistemde yani internet üzerinde yaptığınız satışlarda yakalanırsınız arkadaşlar. Yakalanmanızın da sebebini söyleyeyim. Bu dataların tamamı öncelikli olarak 5 yıla kadar saklanır. 5 yıldan sonraya kadar da 5 yılda 5 yıl sonra da bir pazar yeri yani ancak onları imha edebilir. Bu da sizin ne oluyor? Uzunca bir süre kayıt altında tutuluyorsunuz. Yani şu an 2022 yılındayız. 2017'de yaptığınız bir satış şu an pazar yerinin datalarında kayıtlı arkadaşlar. Bunu da vergi müfettişleri geldiği zaman kolaylıkla erişim sağlayabiliyorlar. Hani kesinlikle yakalanırsınız demiyorum ama yakalanma olasılığınız çok yüksek. Geriye dönük cezalar yersiniz ve çevremde de benim geriye dönük cezalar yer çok fazla insanlar oldu. Mesela hani size küçük bir örnek vereyim. Bizim muhasebe büromuzda yani muhasebe bürosu benim amcama ait. Amcamın bir müşterisi internet üzerinden satış yapıyor 2014 yılından bu yana. Ve internet üzerinde 900 bin liralık satış yapmış yaklaşık olarak. Ve muhasebe bürosunda hani oradaki çalışan arkadaşların söyledi. Her ay arıyorlar işte iş oldu mu bu ay? Ya çok az iş oldu falan. Yaptığı satışların yalnızca %10-15'i gibi bir rakama fatura kesmiş. 4 yıl sonra tam olarak arkadaşlar vergi dairesi bunun farkına varıyor. Ve 1 milyon 800 bin liralık bir ceza yazıyor. Cezada vergi indirimine gidiliyor. Yaklaşık olarak 900 bin lira ceza ödedi arkadaşlar. Üzerine vergi yani yasal kimliği kirlendi. Vesaire vesaire daha bir sürü sürece gitti. Yani daha bunun detayında daha farklı yaptığı tüm işleri incelediler. Hani normal mağazasında yaptığı satışları da yalnızca internet satışları değil. Oradan da cezalar yedi. Onun sonucunda ne oldu? Şu an tamamen yasal olarak çalışıyor. Ama bu yasal olarak çalışmaya başlamadan önce 900 bin lira bir zarara uğradı. Hani bunu da size anlatmak istedim.
Ha bu çok büyük bir rakam. Biz böyle 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira başlayacağız hani yakalanmayız falan gibisinden bakıyor olabilirsiniz. Ben hani size bir tane böyle yakın çevremde yaşanmış bir örnekle anlattım arkadaşlar. Tamamen takdir size ait. Şimdi teşvik paketlerine geçelim hazırsanız. Birinci teşvik paketimiz arkadaşlar. Genç girişimcilik belgesi. Genç girişimcilik vergi muafiyeti. Bu genç girişimcilik vergi muafiyeti nedir? Kimler yararlanabilir? Genç girişimcilik vergi muafiyetinden yararlanabilmeniz için 18-29 yaş arasında olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir de bir vergi sicilinde bozukluk olmaması gerekiyor. İlk defa şirket açıyor olmanız, bunun haricinde de herhangi bir şartı sağlamanıza gerek yok. Şimdi genç girişimcilik vergi muafiyetinden bu şartları sağlıyorsunuz. İşte atıyorum 28 yaşındasınız, şirketinizi kurdunuz. Bu genç girişimcilik vergi muafiyetine de başvurdunuz. Öncelikli olarak her yıl 75.000 TL vergi muafiyetiniz var. Bu 75.000 TL vergi muafiyeti 3 yıl boyunca geçerli. Burada şu şekilde bir olay yok. Yanlış anlaşılmasın. Hani böyle telefonlarda işte dakika aktaran tarifeler falan var ya. O şekilde bir tarife yok yani. Bu yıl örnek veriyorum 50 bin liralık satış yaptınız. 25.000 TL'lik yani vergi muafiyet açığınız oluştu. Bu önümüzdeki yıla devretmiyor. O yılın vergi muafiyeti 75.000 TL. 75.000 TL'nin üzerine çıktığınız zaman normal verginizi ödemeye başlıyorsunuz. Ama altında kaldığınız zaman da önümüzdeki yıl yine 75.000 TL hakkınız var. Ve 3 yıla kadar sürüyor. Bu teşvin yanında devletimiz yani yeni bir imkan daha sağlamış. Şirketi açtığınız günden itibaren SGK'ya da bir belge veriyorsunuz. Bu verdiğiniz belgeyle bir yıllığına sizin bağkurunuzu yani sigortanızı devlet yatırıyor. Yani mükemmel bir teşvik arkadaşlar. Özellikle de yeni şirket açtıysanız yatıracağınız şeyler neler mesela? Ben de ilk başta bu genç girişimcilik belgesinden yararlanarak şirketimi açmıştım. Aylık olarak stopaj yatırıyorsunuz. Yani o dönemlerden bu döneme ya maksimum 100 lirayı bulur aylık yatıracağınız stopaj. Şu anki günümüze göre bir fiyat veremiyorum. Onun haricinde de 3 ayda bir geçici gelir vergisi yatırırsınız. Bir de muhasebecinize vereceğiniz aylık muhasebe ücretiniz var. Bunun haricinde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ve ilk bir yılda bağkurunuz yatıyor. Şu an yanlış bilmiyorsam en düşük bağkur zaten 1000 TL civarı. Bunu da size sağlıyor devletimiz. Yani işe başlangıç aşamasında sermayenizin tamamını işinize yatırmanıza olanak sağlıyor bir destek. Bunun haricinde arkadaşlar ikinci bir teşvik paketi var. Mükemmel bir teşvik paketi. Okuduğumda gerçekten hani böyle beni bile heyecanlandırdı. Ya artık anlatayım siz anlayın gerisini. Kendiniz takdir edin, kendiniz yorumlayın. 1 Ocak 2021 tarihinde 7256 sayılı kanunca teşvik paketi kabul edildi arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Bakmak isteyenler olursa eğer kanunu okumak için 7256 sayılı kanun arkadaşlar. Nasıl bir teşvik verilmiş? Yıllık 220.000 TL'ye kadar bir vergi teşviği var. Vergi teşviğinden kimler yararlanabiliyor? Evde üretilen ürünler olması gerekiyor. Öncelikle ev ortamında üretilen ürünler üretiyor olmanız gerekiyor. Bu ürettiğiniz ürünleri de internet üzerinde satmanız gerekiyor. Yalnızca e-ticaret teşviği arkadaşlar. Bu yüzden size de bunu anlatma gereği duydum. Kanalımızda da pek çok takipçi arkadaşımız el işçiliği ürünler üretiyor. Özellikle ahşap dekorasyonuyla alakalı ilgilenen çok fazla takipçilerimiz var. Böyle çanta satışları yapan var ama el yapımı çantalar, başka şeyler. Bunların üzerinde giden şeyler var. Bu yüzden bunu da anlatma gereği duydum. Şimdi bu teşvik paketine nasıl başvuruyorsunuz? www.gip.com.tr'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Esnaf muafiyeti dilekçesi alıyorsunuz. Bu dilekçeyi dolduruyorsunuz. Bu dilekçede sizden istenen bir tane şey var. Halkbank'ta veya devlete ait herhangi bir bankada ticari bir hesap açıyorsunuz. Şirketiniz üzerinize yani kendi üzerinize ama ticari bir hesap olacak. Bu hesapta da ödediğiniz yalnızca %4'lük bir komisyon var. O da tek başınıza çalışıyorken. Eğer yanınıza da bir personel alırsanız, 2 veya 2'den fazla personelle çalışırsanız, ev ortamında yani evde üretilen ürünler olarak bazında bakıyorum, %2'ye düşüyor bu komisyon. Yani gerçekten hani yeni başlamış bir işletmenin böyle emekleme aşamasından yürümeye geçerken ki maliyetlerini minimalize etmiş devletimiz. Hani mükemmel bir şey. Eğer bu kapsama uyuyorsanız bu teşvik paketinden de kesinlikle yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve video like atmayı unutmayın. Eğer bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmından bize belirtebilirsiniz. Aklınıza takılan sorunlar olursa da yorumlar kısmından bize yönlendirebilirsiniz. Elimizden geldiğince, vakit buldukça sizlere cevap vermeye çalışacağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.